Abdurrahman Dilipak, kıyamet fitnesine hazır olun. İran devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Bundan sonra olacakları tahmin etmek kolay değil. Aslında bu yazımdan önce dünkü Mehdi'likle ilgili yazımı okumak gerek. Olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin Haçlı Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına yönelik hava saldırılarını protesto etmesiyle başladı. Bu saldırılara tepki olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına yönelik hava saldırılarını protesto etti. Göstericiler elçiliğin dış duvarını yaktı, Amerikan güçleri protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladı. Trump, İran bir Amerikalı müteahhiti öldürdü, birçoğunu yaraladı. Biz de çok güçlü bir cevap verdik, her zaman da öyle yapacağız. Şimdi de İran Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı organize ediyor. Tamamen sorumlu tutulacaklar. Ayrıca Irak'ın büyükelçiliği korumak için kuvvetlerini kullanmasını bekliyoruz. Kendilerine tebliğ edildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçisi'nin ve çalışma arkadaşlarının saldırı sırasında elçilikte olmadığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bağdat Büyükelçiliğindeki personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Peki işler nasıl bu noktaya geldi? En başından başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri kısa bir süre önce Hizbullah Tugaylarına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi ve bu saldırıda 25 Hizbullah savaşçısı hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan grup 2007'de İran'ın desteğiyle kurulan Irak'ta 2014'te de karşı savaşmak üzere bir araya gelen Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin içindeki en güçlü unsurlardan biriydi. Amerika Birleşik Devletleri İranlı Kudüs güçlerinin komutanı Kasım Süleyman'ın perde gerisinde örgütün asıl lideri olduğunu iddia ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü olarak gördüğü İran destekli Kudüs güçleri İran'dan para ve silah yardımı alıyordu. Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'deki Şii ve Filistin'deki Şii direniş grupları ile birlikte Hizbullah tugayları doğrudan İran devrim muhafızlarının emir ve komutası altında hareket ediyor. Birkaç ay öncesine gidelim. Lübnan'da sokak gösterileri başladı. Joker eylemleri bir süre sonra zaten Irak'ta Ekim ayında yolsuzluk ve işsizliğe karşı başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarla birlikte İran karşıtı gösterilere dönüştü. Huzistan bölgesinde de taraftar bulan Şii nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelerde İran karşıtı sloganlarla yayılan sokak gösterileri Kasım ayında Necef ve Kerbela'daki İran konsolosluk binalarını saldırıya dönüştü. Necef'teki İran konsolosluk binasının ateşe verildiği gösterilerde yüzlerce Iraklı hayatını kaybetmişti. Göstericiler Irak'ta siyasi krize sebep oldu. Hemen ardından İran karşıtı protestoların bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri karşıtı protestolara dönüştüğünü görüyoruz. Tekrar başa saralım. Yeniden Suudilere ve İsrail'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu süreçte yeni roller yüklenebilir. Çatışma bütün Arap Yarımadası'na yayılabilir. Şimdi İdlib'i, Doğu Akdeniz'i, Libya'yı hatta Kanal İstanbul'u bu gelişmenin ardından yaşanacak muhtemel gelişmeler ışığında yeniden gözden geçirmemiz gerek. 2020'nin ilk çeyreği çok zor geçeceğe benziyor. Böyle bir zamanda kadrolu bir Mehdi işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirebilir. Dün Amerikano bir Mehdi'den söz etmedim. Zaten yıllardır bundan söz ediyorum. Şiilerin, Sunnilerin yanında bir de CIA, İngiliz Mossad'ın örgütlediği bir Mehdi projesinden söz etmemiştim. Eğer Müslümanlar hidayete erdirilmiş ve hidayet vesilesi olacak bir Mehdi diye kripto birilerinin peşinden gidecek olurlarsa bunun bedeli çok ağır olacaktır artırılmış gerçeklikle lazer hologramik görüntüleriyle gökten Şam, Ümeyye ya da Kıyamet Kilisesi'ne bir mesih indirseler, inan adam canlı bir şekilde Kudüs sokaklarında yürüse ve gittiği yeri nurdan bir hale ile aydınlatsa da hemen inanmayın. Teknolojik olarak bunların hepsi mümkün. Unutmayın, cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşeldir. Şeytan bize Allah'la aldatmasın. Kimseyi ilah ve Rab edinmeyin. Yeni bir Resul ve vahiy gelmeyecek. FETÖ projesi böyle bir şeydi. Adnan Hoca operasyonunda İslam dünyasındaki bütün Mehdici hareketler fişlendi ve takibi alındı. Kimseyi beklemenize gerek yok. Kim ne söylerse söylesin sözü dinleyin, doğrusuna tabi olalım, yanlışına karşı çıkalım. İstişare ve şura ile hareket edelim. Fasıklar bir haber getirdiklerinde dikkat edelim. Kafamızı kiraya vermeyelim. Din ve devlet büyüklerini, kanaat önderlerini, ilah ve Rab edinmeyelim. Gayipten haber verdiklerini söyleyenlerin peşlerine düşmeyelim. Zaten sokak Mehdi ve Mesih'ten geçilmiyor. Bunlar sadece Türkiye'de, Orta Doğu'da değil, dünyanın her yerinde varlar ve peşlerinden milyonları sürüklüyorlar. Müslümanları önce atomize ettiler. Sonra bunları birbirine karşı kışkırtarak nötralize ettiler. Şeytan boş durmuyor ama şeytanın varlığı bizim günahlarımızın gerekçesi olamaz. Onun için Eûzü diye başlamıyor muyuz farkında olduğumuzu ifade ettiğimiz için? Şeytan Allah'ın mutlaki kullarına bir zarar veremez. O ancak kalbinde hastalık olanlara, şeytanın dostlarını dost edinenlere, onlar şeytanın yoldaşı insin şeytanları üzerinden zarar verir. Biz nefsimize ve dostlarımıza bakalım. Bize denmedi mi? Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilir, gider. Bir de sabrı sebat edin, katlanın. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ahir zaman peygamberi kıyamet fitnesi ile ilgili olarak bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz der. Teklifimdir. Allah'ın dostlarını dost dedinin. Allah'ın rahmet ve bereketi koruması buradadır. Biz Müslümanlardınız diyenlerden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'ın gazabına uğrayacak olan münkir, münafık, müttefim, müsfik, fasık, müstekbirlerden uzaklaşın ve onları çevrenizden uzaklaştırın. Sonra içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye sormanıza gerek kalmadan bela size ulaşırsa sizi kimse kurtaramaz. Onlar, biz ıslah edicileriz diye size gelmiş uluslararası şeytani düzenin temsilcileriyle bir arada oturup planlar kuran, siyasi emelleri ve şahsi çıkarlarını onlarla tefid eden, onların fonladıkları ve yönlendirdikleri kişi ve toplulukları çevrenizden uzaklaştırın. Men teşebbehe emrini hatırlayın, sizi başkalarından ayırt eden özelliklerinizi hatırlayın ve koruyun. Moda akımların peşinden savrulmayın. Sonra zarara uğrayanlardan olursunuz. Allah'ın yardımı size ulaşmaz. Bu fitne sadece İslam coğrafyasını değil, Hristiyanlar daha ağır bir bedel ödeyecekler. Onların peşlerinden gittikleri kahinleri Papalığın sonundan söz ediyorlar artık. Protestanlık zaten bir din değil. Kitapta haber verilen Beni İsrail'in akıbeti çok daha vahim. Diğer halklara gelince, yangında rüzgarla savrulan saman çöpleri gibi bir ateş çemberinin içinden geçebilir dünya. Şeytan son büyük oyununu oynamaya hazırlanıyor. Aman dikkat. Dilerim bu afet o büyük afete kapı aralayacak fitne ateşini tutuşturacak. Cehennemi bir ateşin dünyayı saracağı fitne ateşi olmasın da aklımızı başımıza almamıza vesile olacak bir ibret dersi olsun. Selam ve dua ile.